Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Seher'in ölümü için kendini suçluyor. Yaman Seher'in intikamını almak için adeta yemin ediyor. Ama Yaman Seher'e ait olan ne varsa tüm resimleri, anıları evden neredeyse silmiş. Ayrıca Yaman elindeki alyansı dahi çıkarmış. Ama paylaşılan kamera arkasında Yaman çekmeceden bir resim çıkarıp resme bakıyor. Daha sonra da Yaman duygulanıyordu. Bu da bana Yaman'ın Seher'e ait tüm resimleri ve anıları Yusuf için kaldırmış olabileceğini düşündürdü. Yaman'ın Yusuf ile konuşması ve Seher'e olan özlemini anlatması gerçekten güzeldi. Yaman Seher için ağlarken Yusuf amcasını teselli ediyor. Yusuf büyümüş. Yaman Kırımlı eşini, hayatının aşkını, karanlık günlerine sızan ve göğü aydınlatan güneş ışığını, seher yıldızını kaybetmiş. Yaman güvendi, tek kadını kaybetmiştir. Yaman artık yalnız ve Yaman diğer yarısı olmadan yarım kalmış ve nasıl yaşayacağını bilmiyor. Yaman bir an önce İdris'i bulsun ve Yaman Seher'in intikamını alsın. Seher'in kanı asla yerde kalmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Peki Nana'nın diziye dahil olma ve dahil olma hikayesi ne olabilir? Nana konuşması, kıyafetleri ve tarzı ile gerçekten çok farklı. Dövüş sanatlarını dahi biniyor, at biniyor. Nana intikam almak için geliyor. Nana'nın bir sebep yüzünden Gürcistan'da yaşamak zorunda kaldığı ortaya çıkacak. Biliyorsunuz Aziz ve ailesi Karadenizli bir aileydi. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde Gürcistan ile sınırı var. Nana'nın Aziz ve ailesi ile bir bağı olabileceğini düşünüyorum. Yaman intikamını alabilmek için Yusuf'tan zaman zaman uzaklaşmak zorunda. Yaman Yusuf ile ilgilenecek ve Yusuf'a şefkat gösterecek birini arıyor. Nana bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Nana Yusuf'u kullanarak düşmanı olduğunu düşündüğü Yaman'a yaklaşıyor. Nana yakında Yaman'ı tanıyacak ve aslında düşmanı olmadığını öğrenecek. Bir süre sonra Nana ve Yusuf arasında bir bağ kurulacak. Ben Nana'nın Seher'in yerini almaya çalışmayacağını düşünüyorum. Nana Yusuf'un hayatında kendine başka bir yer ya da bir konum bulacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, üçüncü sözünde birlikte olmak istiyorsanız,